utandığım bir an oldu. Çok utandım. Bu bir yerde utandığım bir olayı daha hatırlattı bana ama haberi bir izleyelim. Neden utandığımı, daha evvel böylesine neden utandığımı da anlatacağım. Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de Atatürk'ü anma törenleri sırasında yine Erdoğan sloganları atıldı. On binlerin yas için akın ettiği Anıtkabir'deki tören yine gölgelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'de bulunduğu sırada Anıtkabir yönetmeliğine göre yasak olmasına rağmen yükseldi slogan. 8-10 tane özel olarak getirildiği belli olan Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkili, onun siyasi bir sembole çevirdiği Rabia'yı yapan ve ona uzaktan seslenip lehine slogan başlatmak isteyen parti militanını en öne kadar getirmişlerdi. Gerçekten utanç verici bir durum. Ama işin güzel tarafı şu ki bir kez oradaki yüzler, binler bunun bir yaz günü olduğunun bilincinde ve bu rezaletin bir parçası olmayarak o 8-10 tane parti militanını bir başına bıraktı orada. Anma törenine ilişkin bir başka eleştiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı not oldu. Erdoğan Özel Defteri AKP'nin seçim sloganını kaydetti. Türkiye yüzyılı dedi. En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak... Türkiye yüzyılı vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha müreffeh, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Kardeşim, senin iki şapkan var. Yanlış ama iki şapkan var. Bir tanesi Cumhurbaşkanı şapkası, bir tanesi parti başkanı şapkası. Parti başkanı olarak partinin kuruluş gününde gidersin Anıtkabir'e, oraya neşredersin Türkiye yüzyılını. Dersin ki biz AK Parti olarak Böyle yapıyoruz. Böyle yapmaya çalışıyoruz. Gelecek yıllara böyle ulaşmaya çalışıyoruz. Buna bir şey demeyiz. Buna millet karar verir. Ama sen gitmişsin 10 Kasım'da Anıtkabir'e Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Cumhurbaşkanı şapkasıyla cümlede 85 milyon olarak var. AK Parti'nin seçim sloganını, kampanya sloganını yazıyorsun. Olmaz. Şimdi bakın Sema Basa diyor ki bunun kendiliğinden olduğunu mı inanacağız diyor. Organize mi? Organize değil mi? Sema Basan'ın sorusu. Bu konuda Fatih Yaşlı'nın da akademisyen, gazeteci, yazar. Fatih Yaşlı'nın da bir tweet'i vardı. Onu şimdi yönetmenim güven getirsin huzurlarınıza. Sema Basan'ın yorumu üzerinden de konuşalım. Gelsin güven rica edeyim. Bakın. Bu anıt Anıtkabir'deki ya 10 Kasım atamızı anarken orada bir siyasiyle ilgili sloganlar atılıyor. Ve bunu kendi elinden yapmıyorlar. En tepeden gelen talimatla parti örgüt tarafından anıt kabire taşınıyorlar o görüntüyü vermeleri için. Ya bu bir kere gerçekten ayıp bir şey. İnsan utanır. Orada. Ya, bir bir saygılar duruşu. Orası atamızın ölüm yıl dönemi. Siyasileri son alkışlayın canım. Başka alkışlanacak çok yer var. AK Parti'nin grup toplantı salonuna gidebilirsiniz. Salı günleri. Ya da her gün bir toplantı, her gün bir yerde var zaten. Ama orada yapmayın. Şimdi bakın bir kere daha utanmıştım böyle. O zamanlar gazetede görevliydim ve zaman zaman beni de davet ediyorlardı uçaklara. Sinirlendikleri zaman bir ambargo uyguluyorlar. Bir sene gitmiyorduk ama arada böyle tarafsız gazetecilere ihtiyacı olduğu zaman da davet ediyorlardı. O gezilerden birinde işte önce İngiltere'ye mi gidildi bir yere sonra da Suudi Arabistan'a gidildi. Gezenin bir yerinde de işte dini vecibeler yerine getirilecek. İhramlar giyildi. Ya inanır mısınız? Hazreti Peygamber'in huzurunda yine bizim Türkler orada vardı. Erdoğan'ı görünce böyle alkışlamaya ve sloganlar atmaya başladılar. Ben utandım, yerin dibine girdim. Başkaları yerin dibine. Eminim Erdoğan da utanmıştır. Ya arkadaşlar bu nedir ya? nerede ne yapmamız gerektiğini ne zaman öğreneceğiz? Manevi huzura saygıyı nerede öğreneceğiz? Dünyevilikle dünyevi olmayan arasındaki farkı nerede öğreneceğiz? Terbiyi ne zaman öğreneceğiz? Bakın bu insani vasıflar anlamında bir tartışma. Ama eğer Fatih yaşlının veya Sema Hanım'ın Sema Basan'ın yazdığı gibi bu planlıysa, organizeyse her sene yapılıyor. O zaman bunu AK Partili yöneticilerin de düşünmesi ve bunu önlemesi gerekir ya. Böyle bir şey olmaz. Yanlış. Propaganda yapılacak yer var, yapılmayacak yer var. Bundan bir süre önce Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda buraya iki akademisyeni davet etmiştim. Her ikisi de cezalandırılmıştı modern demokratik ülkelerde eşine rastlanmayacak şekilde işlerinden olan iki dürüst, yurtsever, bilim aşığı, akademisyen. Gündem Boğaziçi. Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar yaklaşık iki yıldır devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı rektörlere ve icraatlarına tepki gösteren akademisyenler bir bir görevden uzaklaştırılıyor. Boşalan koltuklar adrese teslim atamalarla dolduruluyor. O atamalara bir yenisi daha eklendi. 24 Ağustos'ta resmi gazetede çok sayıda kadro ilanı yayımlandı. Bu ilanlardan ikisi moleküler biyoloji ve genetik bölümleri içindi. Dikenden Mehmet Baran Kılıç'ın haberine göre o kadrolardan birine Enes Seyfullah Kotil atandı. Kotil, Türk Hava Yolları'nın eski genel müdürü Temel Kotil'in oğlu. Peki bu süreç nasıl ilerledi? Enes Seyfullah Kotil özgeçmişini açılan kadrolara attı. Bölüm olumsuz yanıt verdi. İşe alınmadı. Bunun ardından Kotil'in özelliklerini tarif eden adrese teslim kadro ilanı açıldı. İki kişi işe alınacaktı. Beş kişi başvurdu. Üç kişi dekan tarafından doğrudan elendi. Geriye kalan iki kişi jüriye gönderildi. Bölüm ve fakülte yönetimi kurulları iki kişi için de olumsuz dönüş yaptı. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı rektör Naci İnci devreye girdi. İki kişiyi de atadı. hukuk e, Fakültesi'nin başın... Enes Seyfullah Kotil, Tolga Sütlü'nün yerine atandı. Sütlü'yü Boğaziçi Üniversitesi'nin atanan yönetimi görevden uzaklaştırmıştı. Gerekçe olarak da Akşam ve Yeni Şafak gazetelerinde Sütlü ile ilgili yer alan iki haber gösterilmişti. Sütlü atamanın üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Babasına seslendi. Canım babam, gurur duymaya devam edebilirsin. Senin oğlun geldiği her yere bileğinin hakkıyla, liyakatla geldi, dedi. Ee, biz üç tane araştırma görevlisi için ilan. Seda Hanım da bana soruyor. Şimdi siz bize soruyorsunuz diyor bu T24'te Tolga Şardan haberiyle ilgili. Ya inanın olabilir. Yani Soylu'yla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde öyle bir diyalog yaşandı mı? ihtimal dışı diyemem, yaşanmamış diyemem. Ama sormam lazım. Hani sizlere mahcup olmamak için kaynaklarla konuşacağım, araştıracağım gayet tabii ki ama sadece hani böyle bir bilgi olduğu zaman arka plandaki detaylar, haberler, dikkatli gazeteciler ve yurttaşlar böyle bakar. Şimdi aklıma ne geliyor? Şimdi normalde Zafer Aktaş çok başarılı bir emniyetçi. Onu söyleyeyim. Soyluyla da yakındı ilk göreve geldiğinde. Onu da söyleyeyim. Hatta benim kendisine arayıp hayırlı olsun demiştim vardır. Onu da ifade edeyim. Tanıyorum eskiden, muhabirlik döneminden de. 15 Temmuz'da da önemli misyonlar üstlenmiştir. Fakat arada geçen zamanda, tabi İstanbul Emniyet Müdürü ve İçişleri Bakanlığı, bir takım anlaşmazlıklar olmuş olabilir. Bir önceki çalışkanla da, o da bir 15 Temmuz kahramanıydı. Onunla da soylu arasında sürtüşmeler olmuştu. Uzun mücadelelerden sonra çalışkan, alınmak durumunda kalmıştı. Başka bir göreve atanmıştı. Yani böyle bir olay olmuş olabilir. Aklıma bir de şimdi kim sordu? Ha, Seda Hanım sormuştu. Tabii kafayı çalıştırınca mesela bizim başarılı gazeteci arkadaşlarımızdan Seyhan Afşar'ın Halk TV'de duyurdu bir haber daha vardı. Hatırlar mısınız Ekrem İmamoğlu o karkış günlerinde büyükelçiliği bir yemek yemişti. Sarıyer'de hatırladınız mı? Ha, o tartışmalar vardı. Ha, o yemeğe gidilir miydi, gidilmez miydi, eleştirilir miydi, eleştirilmez miydi? Ekrem İmamoğlu'nun tatilleri falan çok konuşuluyor. Ama o ayrı. Ancak orada Seyhan Avşar'ın yazdığı bir yazı aklımıza geldi şimdi. Mobese görüntüleri İstanbul Emniyet Müdürü'nün bilgisi ve onayı dışında alındı. Demişti de hatırladığım kadarıyla Seyhan Avşar'ın bu önemli manşetine yalanlama gelmemişti. Demek ki hak, hukuk, adalet, devlet, devletin polisi bu kavramlar konusunda bazı tartışmalar yaşanabilir. Ama dediğim gibi bunları temkinli bir dille sizlerle konuşmaya, sohbet etmeye, olayın arkasını anlamaya çalışıyorum. Bugün ödevim olsun. Bundan sonra gündeme bakarken bu konuları da dikkate takip edelim. Sıra geldi hürriyetten sonra oksijene.